Şimdi bir dakika ya, burada yeni bir durum söz konusu Türkiye'nin önümüzdeki günlerde... Buna hemen gireyim, çünkü vakit daraldığı için. Evet. Şimdi kalkayım ben dayanamadım. dayanamadım. Daya. Evet, şimdi Turgay Güler, Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili gündeme getirmiş olduğu husus gerçekten çok kıymetli. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki, adaların silahsızlandırılması, askersizlendirilmesiyle ilgili husus... E, mutlak surette göz önüne getirilmeli. Eğer ısrar ederlerse egemenlik haklarını yitirirler dedi. Şimdi adaların asker siz askerden arındırılması ile ilgili statü ne? Şimdi üç tür ada grubu var. Şurayı saymıyorum. Bunlardan bir tanesi Boğaz Önü adaları dediğimiz, Semadirek ve Limna adasının içinde bulunduğu iki ada. Bu Boğaz Önü adaları, Lozanın dördüncü maddesi mucibince her türden askerden arındırılmış olması gerekiyor. Hangi adalar bunlar? Limli ve Semadirek adası. Şimdi bir de Sarohan adaları ya da Doğu Ege adaları olarak adlandırdığımız bir tanesi de benim evimin karşısında Balıkesir Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya. Bu iki adada mesela 12 mil olsa bizim evin bahçesinden geçiyor hat. Yani o kadar dibinde. Bunlar da Lozan'ın 13. maddesi mucibince her türden Askerden arındırılmış olması gereken adalar. Hangi askerlere ilgili kanun maddeleri cevaz veriyor? Kolluk gücüne. Yani bir asayiş problemi oldu. İşte polisin molisin olmasına. Şimdi 1923 yılında imzalanmış bu anlaşmaların hilafında 1960'lı yıllarda... ...aslında ilk 1952 yılında e, İlerios Adası, 12 adaların içerisinde e, olan adalardan e, birisi... Havalimanı yapılıyor ama daha çok 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte bu adaları Yunanistan silahlandırmaya başlıyor. Ya şu adalar Yunan'a bırakılır mıydı ya? Ya yani bu şey oldu bitti. Bu, yani, evet 1912 Balkan Harbi ile bugüne kadar gelen bir husus ama 1947 yılında Türkiye'nin Paris'teki e, bu konuyla ilgili anlaşmanın imzalandığı toplantıya çağrılıp çağrılmaması ile ilgili hala muamma olan bir husus var. Ama Türkiye'nin buraya müdahil olmaması apayrı bir eleştiri konusu. Hani tarihçiler gelirse bizden daha iyi değerlendirebilirler. Bu iki Boğazönü adasıyla Doğu Ege adası ya da Sarohan adaları diye nitelendirdiğimiz Midilli, Sakız, Sisem, Nikarya, Lozan'a göre silahlardan arındırılmış olması lazım. Şimdi Yunan şu tezini ortaya koyuyor. Bu adaların silahlardan arındırılmasıyla ilgili husus imzalandığında Boğazlar Montre Sözleşmesi yoktu. Silahlardan arındırılmış olması gerekiyordu. Fakat 1936 yılında Montre ile birlikte Türkiye Boğazlar bölgesini silahlandırınca ben de Boğaz önündeki adaları silahlandırma hakkını elde ettim. Peki orada öyle. Saruhan adalarını neyle izah edeceksin? Onu da diyor ki sen Ege Ordu Komutanlığı diye bir komutanlık kurdun. Ben de bunları silahlandırmak durumunda kaldım. İyi de Türkiye'nin Kaç tane ordu kuracağıyla ilgili Almanya'nın imzaladığı gibi bir versay anlaşmamız yok ki. Beş tane daha ordu kurarım. Bu konuyla ilintili olabilecek bir konu değil. Bir diğeri de Menteşe Adaları olarak nitelendirilen 12 adalar. Bunlar 1947 yılında Paris anlaşmasıyla İtalya'dan Yunanistan'a veriliyor. Oysa 1912'deki Balkan Harbi'nden sonra Türkiye ile İtalya'nın, Osmanlı Devleti ile İtalya'nın... ...imzalamış olduğu anlaşmada Türkiye bu adaların yönetimini belli bir süreliğine İtalya'ya veriyor. Mülkiyet devri yapmıyor hala. Dolayısıyla İtalya bu adalara Yunanistan'a vermeye kalktığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkıp bir dakika o adaların mülkiyeti bende işte önümde kapı gibi anlaşma 1912'deki Balkan Harbi ile birlikte Libya'da karşı karşıya kaldığımız İtalya ile bir anlaşma yaptım ve ben bu adaları muhafaza edemeyeceğimi bildiğim için yönetimini İtalya'ya verdim demesi gerekiyordu. Şimdi de benim diye bir hak iddia etmesi gerekiyordu. Etmeyince Rodos, Kalki, Kerpe, Çoban Adası, İlyaki, İncirli, Kilimli, İlerios, Batas, İlipsi, Sönbeki ve İstanköy adaları da dahil olmak üzere bunlar şu an meis dahil olmak üzere silahlandırılmış vaziyette. Ben 2022 yılında senin de dediğin gibi adalar konusuyla Yunanistan Türkiye arasındaki gerilimin çok daha konuşulacağı bir yıl olacağını iddia ediyorum. Bugün Yunanistan'ın bir komutanının, bir generalinin sizden korkmuyoruz. Uçak geminizde olsa, şu da olsa, bu da olsa sizinle sonuna kadar mücadele edeceğiz ve sizi cezalandıracağız. Bir gün Konstantinopol'de yani İstanbul'u kastediyor ve Ayasofya'da çanlar tekrardan geri çalacak diye adeta aç kalmış tavuğun kendini dara ambarında görmesi diye nitelendirebileceğimiz cümleleri vardı. Bak bunlar bu hafızayla gençlerini inanılmaz bir şekilde bilemeye ve endoktrinasyon süreçlerinden geçirmeye devam ediyorlar. Hal böyleyken tutup da beylik düzüne papaz makaryosun heykelini dikmek Hangi kafanın, hangi aklın kabul edebileceği, hangi vicdanın kabul Kıbrıs, edebileceği iki tabak bir tabak şey? mezeye vermek. Ya hangi aklın kabul edebileceği, TMT teşkilatına illegal bir suikast örgütü, yeraltı örgütü demek hangi kafayla izah edilebilir bir husus? Ve kuvvacı gelenekten geldiği için afra tafra yapan bir genel başkanları var. Bu konularla ilgili tek kelime ağzından daha bugüne kadar çıkmadı. Ama sorarsan Yozgat'ta konuşma yapıyor, o kedi buraya gelecek misali. Kandili yerle yeksan etmekten başlıyor. Öbür tarafta gecenin bir vaktinde ben kuvvacı gelenekten gelirim diye. Ve on binlerce insan alkış tutuyor. Alkış tutmayın kardeşim bu hususları sorgulayın. Diyorum ve sana bırakıyorum. Evet. Yok daha ne diyeyim yani ancak bu kadar anlatılabilirdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.